değerli izleyicilerimiz, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin, aile planlama politikasında değişiklik yaptı. Xinhua Haber Ajansı'na göre, Çin Komünist Parti Merkez Komitesi Siyasi Bürosu 31 Mayıs'ta bir ailenin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren bir kararnamesini açıkladı. Habere göre Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, Çin nüfusundaki yaşlanma krizini ele almak için 31 Mayıs'ta bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda doğurganlık oranını daha da arttırma ve nüfus yapısını gençleştirme ihtiyacı vurgulandı ve bir çiftten 3 çocuk sahibi olmasına izin verecek bir politikanın uygulanmasına yönelik tedbirler alındı. Çin İstatistik Bürosu, iş gücü eksikliği ve yaşlanan nüfus nedeniyle 11 Mayıs'ta 7. kapsamlı nüfus sayımı raporunu yayınlamıştı. Çin'deki ortalama yıllık nüfus artış hızı, geçtiğimiz 10 yılda bir önceki yıl nüfus artış hızına göre %0.4 düşüşle %0.53'e gerilediği belirtiliyor. Aynı zamanda 15 ile 59 yaş arasındaki çalışma çağındaki nüfusun payı 10 yıl öncesine göre %6.79 düşerek %63.35 oldu. 60 yaşın üzerindekiler 10 yıl öncesine göre %5.44 artarak %18.70'ini oluşturuyor. Uzun yıllar boyunca Çin ekonomisinin hızla büyümesi büyük ölçekte ucuz iş gücüne dayanıyor. Çalışma çağındaki nüfusun azalmasıyla birlikte birçok şirket uygun çalışanları bulmakta zorlanıyor. Yaşlılardaki artış Çin'in sosyal refah yükünün kötüleşmeye devam edeceği anlamına geliyor. Gözlemciler Çin'in mevcut nüfus krizinin büyük ölçüde yanlış yönetilmiş nüfus politikasından, özellikle de tek çocuk politikasının zorla dayatılmasından kaynaklandığını söylüyor. Çin son birkaç yılda nüfus krizini ele almak için çok çocuklu olmaya izin vermiş gibi görünse de Çin'deki bu iş gücü eksikliği yaşlanan nüfusu değiştirmeyecek. Bundan dolayı Çin Komünist Partisi Doğu Türkistan halkı üzerinde zorla çalıştırma politikası izliyor. Doğu Türkistan'da soykırım politikası sürüyor. Doğu Türkistan'daki asimilasyon ve Çinileştirme politikası, cinsiyeti ve yaşı ne olursa olsun halkı yönelik topyekün uygulanıyor. Çin'in soykırım uygulamaları ABD gibi 5 ülke tarafından kabul edilirken, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi çoğu ülkeler tarafından eleştiriliyor. Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitesinden alınan video kaydında, mahallede oyun oynaması gereken küçük çocukların Çin'in devlet dili dayatması sonucu ana dillerinin yerine Çince öğrenmeye çalıştığı ortaya çıkıyor. Videoda Doğu Türkistan'ın malum bölgesinde ellerinde Çince kitaplar taşıyan ve Çince kelimeleri ezberlemeye çalışan çocuklar görüntüleniyor. Başka bir görüntüde babasına Çince öğreten genç bir kız görüntülenirken, diğer videoda da Ahaliler Komitesi'ne toplanan bir grup insanın siyasi eğitim bahanesiyle Çince ve komünizm ideolojisi eğitimleriyle beyin yıkamaya tabi tutulduğu kaydediliyor. Çin yönetimi ise Doğu Türkistan'daki halkın sonsuz mutlu yaşadığını iddia eden propagandalarını yoğunlaştırıyor. Doğu Türkistan'daki toplama kampları, dini baskı, zorla çalıştırma, kadınları zorla kısırlaştırma gibi uygulamalarına yönelik uluslararası suçlamaları reddeden Pekin, insanlığa karşı işlenen soykırım suçunu inkar ediyor. Çin'e karşı ailem nerede protestoları devam ediyor. Çin'in İstanbul ve Almatı Başkonsolosluğu önünde ailem nerede sloganıyla düzenlenen gösteriler devam ediyor. Türkiye'de yaklaşık 5 aydır ailem nerede adlı gösteri kar, kış, yağmur demeden devam ederken, uzun yıllardır Çin'in Doğu Türkistan'daki haksız yere alıkoyduğu aile üyeleri ve halkı yönelik katliam yapması nedeniyle zulmü protesto etmek isteyen Doğu Türkistanlılar İstanbul'daki Çin konsolosluğu yakınındaki Trabya sahilinde toplandı. 165 gündür eylem yapan göstericiler, toplama kamplarında veya cezaevlerinde tutulan aile bireylerinin resimlerini taşıyarak "Acımasız Çin, anne babamız nerede? Katliamı durdur, Doğu Türkistanlılar Türk halkının yardımını bekliyor" gibi sloganlar attı. Aynı zamanda Kazakistan'ın Almatı şehrinde aile bireyleri toplama kamplarında tutsak olan Doğu Türkistanlı Kazak anneler 114 gündür Çin konsolosluğu önünde aile nöbeti tutarak Çin'e karşı gösterilerini sürdürüyor. Uluslararası topluma yönelik Şincan propagandalarını arttıran Pekin yönetimi Doğu Türkistanlıların "ailem nerede" sorularını cevaplamaktan kaçıyor.
sevgili izleyenler. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.